videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 2 Mart 2018 Cuma, yeni bir aya başladık. Hayırlara vesile olsun. İnşallah Mart ayı güzellikler getirir herkese. Soğuk bir ay olarak başladık. Dün Mart'ın ilk günüydü. Gerçekten kışı hissettirdi Mart. Hani eskilerin deyimi vardır, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Deyim tam yerinde ama bugün Cuma günü itibariyle biraz daha mutedil. Güzel güneşli bir hava var. Ama biz tabii kar yağsın istiyoruz. Beyaz bereket, kuraklık olacak endişemiz var. Rabbim tabii yaradandır, her şeyin en iyisini bilir, inşallah olmaz. Ama böyle bir başlangıçla Mart ayına başladık. Bu akşam Neşter'de yine stüdyodayız. Stüdyoda bir konuğumuz var. Eğitim camiasından bir ismi yine konuk ediyoruz. Hem Memur Sen İl Temsilciliğini hem de Eğitim Birsen bir şube, birinci şubenin başkanlığını yürüten Sayın Aydın Kalkan hocamla bugün sohbet edeceğiz. Eğitim camiasına bir sendikacının gözünden bakacağız, neşter atacağız, konuyu masaya, konuları masaya yatırıp irdeleyeceğiz. Sayın Kalkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyhun Bey. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, Allah razı olsun. Evet, iyisiniz, iyi geziyorsunuz maşallah. Her gün bir okul. Evet, böyle yani, sosyal medyadan görüyorum. Gezmek tabii durur. Sizin işiniz bu biraz da ama maşallah performans değil. Sürekli STK olarak da sosyal konuların hep içerisinde görüyoruz sizleri. Tabii bakış açısına göre değişir ama benim bakış açıma göre güzel, müspet işler peşindesiniz. Allah muvaffak etsin. Sağ olun, diyorum. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet, iyi işler yapanlar, sevgili izleyiciler, güzel işler yapana, vatan, millet, memleket sevdalısı olup bu işlerin peşinde koşturanlara Allah razı olsun. Hepsine dualarımız var vatandaş olarak. Çünkü bizler için çalıştıklarını biliyoruz. Sayın Kalkan, bugünkü sohbetimize dilerseniz 28 Şubat süreciyle başlayalım. Evet, o malum günden bugüne 21 yıl geride kaldı. Bir süreçti, 1000 yıl devam eder, 1000 yıl sürer denilmişti. Allah şükür ki o kadar uzun soluklu olamadı. Olmadı. Hatta hiç soluklu olamadı ama tabii o süreçte en azından birkaç yıl, o 28 Şubat 1997 idi değil mi? 97'nin. Evet, 97. Akabinde 2-3 yıl irticayla mücadele adı altında inançlı insanlar bu ülkede çok ciddi zulümler gördü. Müslüman bir ülkede kendi dinini yaşayabilmek için insanlar zulüm gördü. Kamusal alan diye bir garabet çıkartıldı. İnsanlar neredeyse sokağa çıkmaları yasaklandı. Başörtülerin işte kıyafetinden, bir sakalından, inancından dolayı. Ama geride kaldı ya da en azından şu an için öyle gözüküyor. Ben hala 28 Şubat sürecini ortaya koyan o zihniyetin pusuda beklediği kanaatindeyim ama şu an için kalkamadıkları için oturuyorlar. İnşallah, inşallah. Tabii artık 15 Temmuz'u gördü bu insanlar. 15 Temmuz'da milletin sokağa indiğini gördü. İnşallah dediğiniz gibi o pusuda bekleyenler varsa bu milletin artık bu pabucun bu kadar ucuz olmadığını gördüler 15 Temmuz'da. İnşallah böyle bir şeye daha girişmezler. Gerçekten 28 Şubat'ta dediğiniz gibi dini inancı gereği, dini inancını yaşamak isteyen insanlara bu ülkede gerçekten çok zulmedildi. Neredeyse işte sabah namazına kalkan insanların, yani kimin evinde, kimin lamba yanıyor sabah saatinde, namaz saatinde, kimlerin evi yanıyor şeyine gelindi. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlar inancı gereği ibadetlerini yapıyorlar, inancı gereği başlarını örtüyorlar, inancı gereği Ramazan'da oruç tutuyorlar, inancı gereği içki içmiyor bu insanlar ama 28 Şubat'ta İçki içmeye zorlanan insanlar oldu. İşte oruç tutanlar fişlendi. Sabah namazına kalkanlar fişlendi. Hatta eşi kamuda çalışmayıp da başörtüsü olan insanların, eşi başörtüsü olan insanlar biliyorsunuz kamudan ihraç edildi, kamudan atıldı. Bu yetmezmiş gibi diğer kurumlara da bunların girmeleri yasaklandı. Yani siz askeriyeden hiçbir disiplin cezası yok o güne kadar. Hep başarılı, hep başarılı, takdir belgeleri, teşekkür belgeleri var ama eşi başörtülü, atıyorsunuz bu insanı. Başka bir yerde çalışacak, başka bir yerde çalışmasına da imkan vermiyorsunuz. Ne yapacaksınız bu adamı? Bu adamı o zaman memleketten kovun.
Ne yapsın bu adam yani çoluk çocuğuyla ortada kaldı. Ne yiyip ne içecek ama maalesef insafsızlar bu kadar ileri gittiler. Ha şu anda 21 yıl oldu. Dediğiniz gibi çok dikkatli olmak lazım. 28 Şubatlar son bulsun, bu ülkede bir daha böyle bir zulüm yaşanmasın istiyoruz ama henüz o zulmü yaşatanlardan da hesap sorulmuş değil. Askeri kanadından bir hesap soruluyor. Şu anda o dönem biliyorsunuz kendisini sivil toplum örgütü olarak görüp de Beşli Çete dediğimiz Beşli Çete'nin o 28 Şubat'a giden yolda mutlak surette katkısı olmuştur. Yine yargının mutlak surette briefingli yargıçlar biliyorsunuz insanları topluyorlar. Oralarda briefing veriyorlar. Bunların da yargılanması lazım Ceyhun Bey. Yani sadece bir kesim yargılansın, diğer dahli olanların da mutlak surette yargılanıp kim suçluysa onun cezasının mutlak surette verilmesi lazım adaletin yerini bulması için. Bir de bundan önce biliyorsunuz bir Sivas davası var. Sivas'ta işte Madımak Oteli'nde 32 mi 33 kişi biliyorsunuz orada Sivas'ta evet. katledilmesi olayıyla ilgili. Orada da insanlar hala suçsuz insanlar. Yani o dönem o gün yakalanan insanlar hapse konuldu, cezaevine konuldu. Cezaevinde inanır mısınız çok suçsuz insan var. O insanlar bekliyorlar ki geçen işte burada adalet 28 kız. Şubat'la ilgili basın açıklaması yaparken yıl dönümünde biz Sivas mağdurlarından bir tanesinin oğlu da orada konuşma yaptı. Babam tamamen suçsuz, babamın herhangi bir suçu yok diyor. Yani babam tekrar yargılanmak istiyor. Suçsuz olarak hapiste yatan insanlar, cezaevinde yatan insanlar biz yargılanalım diyorlar. Adalet önünde yeniden yargılansın, suçluysak tamam cezamızı çekelim ama biz suçlu değiliz diyorlar. Bunların da tekrar yargılanması için ben buradan yetkililere sesleniyorum. Tekrar Rabbim bizlere o 28 Şubat'ı yaşatmasın. Neredeyse insanların başörtüsüyle evinden aşağı inemeyecek bir duruma gelmişti. Ama Rabbime çok şükürler olsun ki şu anda kamuda başörtüsüyle çalışmak serbest hale geldi. Yani 1000 yıl sürecek denilen bu 28 Şubat zulmü bitti şu anda ülkemizde Allah'a şükür. Şu anda kamuda insanlar inançlarının gereği başörtüsüyle çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntı da olmadı. Yani o dönem işte başörtüsüyle insanlar çalışırlarsa ya işte cumhuriyet elden gider, laiklik elden gider teranesiyle bunlar gündeme getirilmişti. Ama kesinlikle yani baş açıkla başörtülünün bir derdi yoktu aslında bu ülkede. Şu anda da bir derdi yok ama birileri bu ülkeyi bölmek için bizi birbirimize düşürmek için uydurmuş olduğu bir takım şeylerle bizi oyaladılar yani. En büyük garabet, en büyük belki bu konudaki ironi de bunu savunup bu insanlara bu zulmü yapanların çoğunun da annesi de başörtülü. Evde işte zaten, yengesi bir şey. Zaten evlerinde kadınların yarısı da başörtülü insanlardı işte yani. İşte söze başlarken bir de öyle söze başlarken işte benim annem babam da hacı, benim annem babam da başörtülü ama kamuda başörtüsü olmaz diye başlayan insanlar bunlar niye olmaz? Yani kamuda başörtüsü örttüğü zaman insan niye olmaz? Onun mantığını da anlamış değiliz ama maalesef söze başlarken işte benim annem babam da hacı, benim annem babam da hoca, benim annem de kapalı, benim babam da namaz kılar ama ben de kendisi, ölünce imamın önüne gideceğim ama işte bu yanlış yani diye böyle şey karşı, bir yani. Şey saçma sapan bir garabet düzeni böyle ve abi zihniyet bitmedi tabii ki bitmedi yani en azından geçtiğimiz günlerde CHP İzmir milletvekili İzmir'de bir okulun açılışında Kur'an-ı Kerim okundu diye bu laikliğe bir gövde gösterisidir diye bunu İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor yani böyle meclise taşıyor böyle bir yani mantık nasıl yani bunun sağında sonunda hiçbir yerinde i̇şte mantık dönemin, yok yani. Dönemin işte iktidardaki partisinin başbakanı da biliyorsunuz o zaman evet. Mecliste Merve Kavakçı'nın başörtüsüyle girmesini devlete meydan okuma yeri olarak nitelendiriyordu. Burası devlete meydan okuma yani kimsenin devlete meydan okumak gibi bir haddi söz konusu değil. Böyle bir şey bir amaçla da orada o yapılmamıştır. İnancı gereği başörtüsüyle seçilmiştir. Vatandaştan oy isterken Merve Kavakçı başörtülü istemiştir. Meclise de başörtüsüyle girmiştir. Eğer
başörtüsüyle oy toplayıp da meclise başı açık girseydi bana göre seçmenine ne yapmış olurdu bana göre? Haksızlık yapmış olurdu, zulmetmiş olurdu. Onun için doğrusunu yaptı ama ne yazık ki biliyorsunuz o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merve Hanım'a yemin ettirilmedi. O şöyle algılandı, devlete meydan okuma yani başörtüsüyle mecliste bulunmanız devlete meydan okuma olarak görüldü. Böyle bir zihniyet vardı. Çok şükür zihniyet biraz değişti gibi ama dediğiniz gibi İzmir'deki bir okulun açılışında Kur'an-ı Kerim okunmasının yine devlete meydan okuma ya %99'u Müslüman olan bir ülkede Kur'an-ı Kerim okunacak herhalde yani ne yapılsın Kur'an-ı Kerim okunmasında. Yani Hristiyan geleneklerine göre ayin yapılsa bu kadar karşı koymazlar ki birçok yine İstanbul'da şeyde geçmişte özel okullar vardı yani Robert Koleji bunlardan bir tanesidir. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ama iş düzeninde Fransız Koleji, İtalyan Koleji oralarda hep rahibeler ders verdi yıllarca yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti laik Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yıllarca bu ülkenin kızlarına rahibeler ders verdi. Rahipler ders verdi. Kimsenin ondan bir gocundu rahatsızlığı olmadı yani. Yok biz zaten kesinlikle böyle bir İslam'ın Yüce Allah'ın peygamberimizin bize emretmiş olduğu emirlere ve yasaklara baktığınız zaman bizim inancımız gereği bunların ne yapılması lazım? Hoşgörüyle karşılanması lazım. Yani onlara gösterilen hoşgörünün bize gösterilmesini istedik biz bu ülkede. Ama maalesef 28 Şubat'ı yaşadık. Tabii olaya çok hızlı girdik Ceyhun Bey. Biliyorsunuz Afrin'de devam eden bir operasyon var. Afrin operasyonunu gerçekten biz teşkilat olarak destekliyoruz. Memur sen olarak destekliyoruz. Zaten tüm milletimiz Afrin operasyonunun arkasında bir takım çatlak seslerin çıktığına bakmayın siz. Gerçekten orada biliyorsunuz işte 8 tane şehidimiz var, yaralılarımız var en son. Toplamda en son baktım ben 41 tane şehit oldu. Harekat başladı başlayalı. 32. gündeyiz. Evet. 41 tane şehidimiz var. ÖSO'da 116 şehit verilmiş. Ama orada biz sadece PKK, PYD, DAEŞ'la çarpışmıyoruz, savaşmıyoruz. Orada müttefik olarak kabul ettiğimiz Amerika'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, İsrail'iyle aklınıza hangi Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyen ne kadar ülke varsa ama müttefik dediğimiz ülkeler varsa onların askerleriyle, onların vermiş olduğu PKK'ya, PYD'ye, DAEŞ'a silahlarla çatışma halindeyiz. Rabbim Mehmetçiğimize orada yardım etsin diye dua ediyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz ama gece gündüz dua ediyoruz. İnşallah şehit sayısı artmadan oradaki terör yuvaları temizlenir. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri de ülkesine sağ salim döner diye de dua ediyoruz. Evet 41 şehidimiz 8'i son 8'i önceki gece çatışmalarda Raco bölgesinde yaşandı. Bütün şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Necip Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Evet yani bu bir vatan savunması. Oraya giden askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz ne amaçla gittiklerini bilerek gittiler. Yani canlarını ortaya koyarak da Allah onlardan razı olsun ve güç kuvvet versin. Mücadelelerini sürdürüyorlar. İnşallah vatan savunması için onlar şehadete erdi, bizleri rahat erdirecekler. Bizler de onlara müteşekkiriz. Allah onlardan razı olsun. İnşallah şehadetlerini kabul etsin Yüce Yaradan. Zor bir görevi ifade ediyorlar gerçekten. Ama dediğimiz gibi biz Türk milleti olarak her zaman vatan savunması, vatan ve bayrak denilince her türlü şeyi göze alarak bu işte varız. Türk milleti de onların arkasında, arkalarındayız, yanlarındayız. Her zaman dualarımızla onlarla birlikteyiz. Ya Rabbim yardımcılar olsun. En kısa zamanda muvaffakiyetler, muzafferiyetler nasip etsin amin, inşallah. Amin inşallah. Bu sabahta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 714 şehir genelinde öğrencilerin Afrin'deki askerlerimiz için yaptığı Kur'an-ı Kerim okumuşlar, hatim indirmişler. Onların duasını yaparak güzel bir uygulamayla bugün mesaiye başladılar. Onların da dualarının ve hatimlerinin kabul olmasını niyaz ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani Milli Eğitim Camiası adı altında çocuklarımız, öğrencilerimiz hatim indiriyor ve bunun duası yapılıyor. Evet. Yani bugünleri yaşamak hoş gerçekten. Dün hoş değil mi? Bir okulumuzda da bir kermes yapıldı. Talas'ta bir okulumuzda kermes yapıldı.
Afrin'deki Mehmetçiklere. Evet, Fatma tabii, Mehmet Fatma Hasçalık. Fatma Hasçalık da tabii askerimiz, bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin paraya ihtiyacı yok şu anda Allah'a şükür. Ama dediğiniz gibi 31 yani 31 bin lira para toplandı. 31 bin 500 lira para toplandı. Bir günde bir kermeste hemen Allah yardımlarını kabul etsin. Emeği geçenlerin her kese ben buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten. Gerçekten bu Afrin operasyonu birlik ve beraberliğimizi de bir adım daha, iki tık daha gerçekleştirmiş oldu. Onlar bizi bölmeye çalışıyorlar. Biz daha çok ama tek biz daha çok gerçekten tek herhalde buna kafaları basmıyor bunların. Ne yapsalar bu ülkeyi bölemeyecekler, bölemeyecekler ve Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Bunu anlamıyorlar bir türlü. Her adımlarında biz biraz daha birlikte oluyoruz. Biraz daha kenetleniyoruz. İnşallah bu operasyonu da üstesinden geleceğiz. Ha, operasyonun uzun sürmesinin sebebi, şehit verilmesinin sebebi kendilerinin yaptığı şey değil bu. Biz biliyorsunuz sivil insanlara evet, orada evet. Dokunmamak zaten için Türk askeri, yani biz... Türk askeri gerçekten orada sivillere de yardım götürüyor. Orada sivillere işkence etmiş kendileri. İstila için gitmediler. Oraya adalet götürmek yani, için, gerçek anlamda yani, hakkı teslim etmek için gitti Türk askeri. Onun için de son derece hassas davranıyor. Sivil şeyini korumak anlamında, sivillere zarar vermemek zarar vermiyor, anlamında. Evet. Haliyle iş biraz uzuyor ama hamdolsun iyi de gidiyor. Meskun mahal çalışmalar, temizlemeler başladı. Çok yakında Afrin il İnşallah. Merkezine, şehir merkezine de ulaşacaklardır. İnşallah. İnşallah onlara bir kez temennimiz daha temennimiz o, duamız o. Dualarımız onlara. Duamız o inşallah, inşallah. Rabbim yardım etsin inşallah. Ve dediğiniz gibi gerçekten bu Zeytin Dalı Harekatı bir kez daha Türk milletini tek yumruk haline getirdi. Evet. Bir Amerikalı New York Times'ta yazmış galiba bir strateji yapmış. Emekli bir Amerikalı general bir şunu diyor, çok algılayamıyorlar. Yani Türklerle diyor Arapları karıştırmamak lazım. Onlar diyor elimizin altındaki istediğimiz gibi hareket eden Araplara hiç benzemiyorlar. Türkler vatan millet dediğince tam aksine görevden kaçmak yerine daha çok görev almak istiyorlar. Türklere dikkat etmek gerektiği bir uyarı yazısı yazmış. Evet, bunun farkına varabildilerse, varıyorlarsa ne güzel işte. Tabii görüyoruz yani. Yani askerlik şubelerine gidip yani. Biz de gidelim diye dilekçe yazanlar memleketimizde gerçekten vatan söz konusu olduğu zaman her şey teferruat yani. Evet sevgili izleyiciler, Afrin devam ediyor, Afrin'deki harekat. İnşallah muvaffakiyetler diliyoruz bir kez daha. Biz sohbetimizi sürdürelim. 28 Şubat'ı da böylece geçtik. 28 Şubat'a dair söyleyecekleriniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii işte 28 Şubat'ta biliyorsunuz yapılan tekrar o şeylere. Şimdi gençler 97'den sonra doğanlar ülkeyi böyle zannediyorlar. Ülke böyle güllük gülistanlık zannediyorlar. Değildi. Ama maalesef ülke böyle güllük gülistanlık değildi. Bir katsayı adaletsizliği vardı biliyorsunuz meslek liselerine, imam hatip liselerine uygulanan katsayı zulmü. Başörtüsü zulmü ayyuka çıktı. Okullarını birincilikle kazanan insanlar üniversitelerde turnikelerden geçirilmek istendi. Birincilikle okulu bitirenlere diploma törenlerinde ağızları kapatıldı onlara. Konuşturulmadı onlar. Yani işte bir hemşirenin birincilikle okulunu bitiriyor. Diğer bir kendi hemşire arkadaşı tarafından ağzı kapatılarak darp edilmesi. Sivas'ta burnumuzun gerçekten yani her Sivas'ta yaşandı. Daha sonra bir İmam Hatip Lisesi öğrencisinin kompozisyon yarışmasında birinci olması ama birinci oldu ama şimdi başörtülü kürsüye ödülüyor nasıl çıkacak? Orada devlet erkanı var. Bunun kürsüye çıkmaması lazım gibi yani çok da şimdi hatırladığımız zaman bize komik gelen durumlar yaşadık. Ama hala içimizi de acıtan. Tabii kesinlikle evet. Kesinlikle hala. Hala neredeyse hastanede 80 yaşındaki nenelere, annelerimize başörtülü olduğundan dolayı muayene edilemeyecek. İşte fotoğrafı başörtülü olunca nüfus cüzdanına başörtülü fotoğraf olmayacak gibi badirelerden tamam, geçtik. Evet, İnşallah Rabbim bir daha 2000, bize... 2000 yılında başkanım bizim düğün meclisin lokalinde yapmıştık Büyük Millet Meclisi'nin. Yani bir abimizin eşi işte başını örtmüş.
yok efendim sen türban takmışsın sen giremezsin. İşte böyle geleneksel örteceksin, onu sökeceksin, böyle çenenin altından bağlayacaksın falan. Böyle yine bir dedemiz dede yani burada akrabamız evet. Sakallı. Sakalla giremezsiniz diye adamı düğüne almadılar. Yani Kayseri'den Ankara'ya gelmiş. Orada evet. Evet, ya, mecliste, Türkiye Büyük Meclisi'nin lokalinde. Orada evlerinde de yani öyleydi. Orada evlerinde. Yani çocuk subay. Kayseri'den düğüne gelmiş insanı içeri sokmadılar. Ya düşünebiliyor musunuz ne kadar duyduğumuz mahcubiyeti yani. Doğrudur, doğrudur. Yani. Şimdi geçen işte biz 28 Şubat'ın yıl dönümünde Fevzi Bey'i şey yaptık, konuk ettik. Fevzi Bey diyor ki ben Marmara Üniversitesi'nde okudum diyor. Marmara Üniversitesi'nde 3 yıl önce diyor. 3 yıl önce. Sayın Konaç değil mi? He Fevzi, 3 yıl 4 yıl oldu diyor. İşte diplomamı almaya gittim diyor. İstanbul'a gittim. Diplomamı da alayım istedim diyor. Eşimle gittim diyor. Eşime de bir gezdireyim dedim diyor. Marmara Üniversitesi'nin işte mezun olduğu bir yeri. Okul diyor. Okul da yok diyor. Yani yazın tatil. Öğrenci falan da yok. Yani. Eğitim öğretim de yok. Girdim diyor. Güvenlik siz girebilirsiniz ama eşinizin başörtülü girmesi buraya yasak. Hala. Yani 3-4 yıl önce tabii bu. Yasak dediler. Eşim diyor yani eşim giremedi ama orada ben diyor. Yani hakikaten mahcup oldum diyor. Yani eşime karşı doğru. Yani orada evlerinde subay anne babası sakallı diye, anne babası başörtülü diye. Yani geleneksel başörtüsüyle de almadılar orada evine. Düğün sahibi oğlunun düğününe giremedi bu ülkede. Orada evlerin maalesef. Yani inşallah. Cepheye gönderip şehit olurken vatan savunmasını o zaman kullanır. Doğru. Çok güzel işe yarayınca. İyi evet. Sen orada evlerinde paşa paşa otururken iyi ama onu gönderirken kötü. İnşallah bir daha yaşatmaz daha Rabbim bu günleri. Evet. Bir fecaetti ve inşallah bitmiştir. İnşallah devamı gelmez. İnşallah. Bir fecaet de sevgili Kalkan, Sayın Aydın Kalkan, son günlerde yaşanan bu taciz olayları. Özellikle okullar bunlarda çok merkeze alınıyor. İşte bilmem ne öğretmen, bilmem ne vesaire. Ve çocuk çağı tacizleri vesaire ülkenin bir anda gündemine oturdu ama tabii sizin eğitimci olma hasabiniz ve bir eğitim bir sene şube başkanı olarak burada bulunan sıfatınızla özellikle okullardaki bölümü biraz irdeyelim, neşter atalım istiyorum. Evet, tabii şimdi şöyle yani öyle bir döneme geldik ki gerçekten doğrudur. Gerçekten biz şimdi 1 milyona yakın bir eğitim ordusu var. Yani 1 milyona yakın eğitim ordusunun içerisinde böyle insanlar var mıdır? Mutlaka vardır. Yani her yerde vardır. Her yerde vardır. Şimdi geçen işte 2 gün önce, 3 gün önce herhalde bir arkadaşımız bir aydır bir öğretmen arkadaşımız bir aydır mescitten çıkarken çocuk bana dokundu dedi. 6. sınıf öğrencisi bir çocuk. Hemen apar topar emniyet bu arkadaşımızı cezaevine koydu. Mahkemeye çıkana kadar yaklaşık 1-1,5 ay içeride yattı. 3 gün önce de beraat etti. Yani öğretmen öğrenciye mi dokunmuş? Öğretmen öğrenciye dokunmuş. Çocuk bana öğretmen dokundu dediği an işiniz bitti. Peki biz Allah'ım bu çocuklara olsun. Dokunmadan, bu çocuklara temas etmeden bu çocuklara biz ne anlatacağız, nasıl olacak? İnan biz de şaşırmış durumdayız. Öğretmenlerimiz de şaşırmış durumdalar. Eğitimcilerimiz artık görmüş olduğu okulda, koridorda nöbetçiyken görmüş olduğu müdahaleye, çirkinliğe, kötülüğe müdahale edeyim mi, etmeyeyim mi pozisyonuna yani. Geldiler. Müdahale etse başına belayı alıyor. Müdahale etmezse sorumluluğu var. Gençlik elden gidiyor. Yani buna yetkililerin bir çözüm bulması lazım. Neredeyse öğretmen bir kafesin içinde dolaşacak. Kesinlikle tekrar ediyorum bak. Mescitten çıkarken çocuk diyor ki bana öğretmenim dokundu. Öğretmen 1,5 ay cezaevinde yattı. Şimdi suçsuz. Peki bu öğretmen arkadaşın itibarı ne oldu? O okuldaki arkadaşları, o okuldaki öğrencileri, bu öğretmenin çocukları, bu öğretmenin eşi ne oldu şimdi? Beraat ettin, tamam mahkemeden beraat ettin ama bu öğretmenin itibarı ne oldu itibar? Nasıl iade edeceğiz bunun itibarını? Bunun suçsuzluğunu nasıl anlatacağız o şimdi? O öyle zor bir psikoloji ki yani ben 2 yıl, siz daha önce bilmiyorum anlattım ya, öğretmenlik yaptım ben. 91 yılında mezun olduktan sonra Kayseri'ye gelmiştim.
ücretli İngilizce derslerine girdim burada birkaç okulda. Şöyle bir olay yaşadım. Olaya daha net ayrıntı getirmek için izleyicilerimiz anlasın diye. Şimdi bir o zaman orta üçüncü sınıflar vardı. Şimdi sekizler mi oluyor? Sınıfın birinde bir şeyler anlatıyorum. Şunu anlatıyorum. Yani arkadaşlar kendinizi geliştirin. Kurslara gidin. Dil öğrenin. İşte bu işe İngilizce derslerine giriyorum. Ehemmiyet verin. Bakın artık bir dil değil birkaç dil lazım. Dil, yabancı diliniz yoksa insanlar çok sizi önemsemiyor. İş bulmakta zorlanıyorsunuz falan. Bunu anlattığım yıllar 93 ya da 94 yılı yani daha o zamandan bahsediyorum. Israrla bir kız öğrencimiz, başarılı da bir öğrenciydi. Sürekli hocam babam izin vermiyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor, babam bir yere... Yani nasıl işte, tabii ben de tabii tecrübesizim, ben şeyim de yok, öğretmenlik formasyonum falan da yok işte, dışarıdan ücretli o zaman 4 evet. yıllık mezunlar girebiliyordu. Evet. Ya bir arada şey dedim, ya senin baban dedim herhalde gençliğinde çok fazla ceviz kırmış ki yani kimseye güveni kalmamış yani. Böyle bir sohbet şey, gencim de daha yani işte 21-22 yaşlarında bir yeni mezun. Sonra tabii ders bitti gitti falan, sonra bir ya da ben sürekli okulda da kalmıyorum, dışarıda çalışıp öyle gittiğim için. Sonra okul müdürü gittim ertesi gün ya da ondan sonraki gün derse, hocam sizinle biraz konuşabilir miyiz, buyurun odama geçelim. Geçtik, ya böyle böyle yapmışsınız işte öğrenci. Tabii gitmiş sınıf öğretme, dedi ki senin baban ahlaksız adammış, öyleymiş böyleymiş, bilmem ne, arkadaşların içine öyle köçüktür. Aynen olayı böyle anlatıyorum yani. Üzerinden geçti 20-30 yıl işte. Yani o öyle bir durumda kendinizi savunmanız, anlatmanız o kadar zor bir şey ki diğer öğretmenin durumunu düşünemiyorum ya. Dokundu demek işte vesaire. Allah muhafaza yani. Ceyhun Bey, 3 tane kız çocuğu bir araya gelse, düşük not verseniz, yani düşük not dediğiniz yazılı da kağıtta ne varsa öğretmen onu verir öğrencinin notunu. Not verseniz, zayıf alsa derslerinden, 3 tane çocuk bir araya gelse, kafa kafaya verseler, bir plan kursa, bir plan kursalar. Ki bu diziler bunları zaten çok örnek. İnanır mısınız, bir plan kursalar öğretmeni orada bitirirler. Böyle bir şey olmaz. Yazık, günah. Yani öğretmeni orada, bu öğretmenin ailesi mi var? Bu öğretmenin çocukları mı var? Gerçekten bu öğretmenin çevresi mi var? Hiç, eğer vicdan sahibi değilse 3 tane kız çocuğu bir araya gelsin, desin ki bu öğretmen bize, ya bakışından huylandık. Bakışından huylandık desinler. Hemen taciz suçlanmasıyla alınıyorsunuz. Haydi kendinizi kurtarın. Ki o yaşlarda çocukları, ya benim 3 tane öğrencim var. En büyüğü 10. sınıfta, 8 ve 6. sınıfta 3 öğrenci. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum yani, söylediğinden bir şey üzerine gittiğimde öğretmeni suçluyor, okulu suçluyor. Hayır diyorum işte, araştırınca bakıyorsun ki kendi hatalı. Evet. Kendi hatasından kaynaklanıyor. Çalışmıyor, safsaklıyor, bir şey yapıyor bilmem ne. Ama bu yaşlarda hemen birilerine suç itme, birilerine şey yapma. Yani o psikoloji öyle, hepimiz o zamanlardan geçip geldik. Yani böyle bir durumda yani gerçekten düşünemiyorum. Öğretmeni bu duruma düşürmek, bu kadar itibarsızlaştırmak, bu kadar sınıf içerisindeki bu kadar gücünü almak ve sonra ondan başarı beklemek, başarılı nesiller yetiştirmesini beklemek. Yani velilerin gerçekten mutlak surette okullarla temas halinde olmalarını ben öneriyorum. Mutlaka gitsinler, gelsinler, çocuklarını takip etsinler. Takip etmek çocuğun başarısını mutlaka etkisi olacaktır. Veli tarafından takip edildiğini, evdeki davranışlarıyla okuldaki davranışlarını gözlemlesinler. Yani evdeki davranışından tamamen farklı davranışlar okulda sergileyen öğrenciler var mutlak surette. Onun için veli, okul aile işbirliği çok önemli. Gerçekten dediğim gibi bu taciz suçlamalarından dolayı tekrar etmiş oluyorum ama öğretmenlerimiz görmüş oldukları olumsuzluklara müdahale etmekte çekiniyorlar. Yani yetkililerin artık bu konuya bir çözüm bulmaları lazım. Yani gerçekten zor bir süreç sevgili izleyiciler. Yani biraz da empati yapıp kendimizi, evet veliyiz, çocuk sahibiyiz. Allah hayırlı uzun ömür versin herkesin evlatlarına ve hayırlı gelecekler nasip etsin. Ama sonuçta o insanlara muhtaçız. Onlar yetiştirmek zorunda. Yani siz kendi çocuklarınız bile 2-3 çocuğunuzla baş etmekle zorlanırken
her sınıfta en az 30 kişi, minimum 30 çocukla aile aile ilgilenip onları başarıya ulaştırmak için gayret gösteriyorlar. Bunun üzerine bir de bu tür şeyler eklenince yandı gülüm keten elva hesabı, iş çok olmayacak yerlere gidiyor. Ha tabii ki herkes %100 çok muhteşem değil. Herkes arada zihniyeti bozuk olanlar da var, yaratış olanlar vardır, var. Psikolojik sorunlu olanlar vardır. Bunlar hep Allah yaratıyor, hep bizim olabilecek şeyler. Onun için Sayın Kalkan dediği gibi iletişim halinde olmak lazım, gözlemlemek lazım. Çocuğumuzu da işte okulu da okul yönetimiyle iletişim halinde olmak lazım. Artık o saldım çayra melvam kayra olayları bitti. Bizzat çocuklarınızla ilgilenin. Yani ondan sonra da sadece olumsuzluk yaşandığında okula giden, geçen yıl gördük işte bir yıl boyu okula hiç uğramamış bir veli çocuğu sınıfta kaldı diye okulu basıp öğretmenleri, müdürlerini darp ediyor, hakaret ediyor. Ya adam sen bir yıldır neredeydin? Bu çocuk ders çalışmazken, okulu asarken, okulu kırarken işte deyimleriyle okula gitmezken biraz daha ilgili olalım. Her şeyi okuldan, okul idaresinden, öğretmenden, eğitimciden beklemeyelim. Ben hala öğretmenlerin çok itibarsızlaştır. Bunu defalarca köşe yazımda da dile getirdim. Kanaatindeyim. Tamam, öğretmenlerin de belirli bir çizgisinin olması lazım ama buna işte arada birkaç aşan insan olursa onlara da zaten gerekli uyarılar yapılıyor. İletişim halinde olalım. Biz onları sayalım, sevelim, yüceltelim ki onlar da bizim çocuklarımıza, göz aydınlığımızı, geleceğimizin emaneti çocuklarımıza ona göre muamele yapsınlar, ona göre çalışsınlar. Gerçekten işte kızımın okulunda bir müdür yardımcısı hem de derslerine giriyor. Biz o kadar Allah razı olsun eğitimde katkısını gördük ki bugün iyi bir okul, lisede kazanabildiyse, gittiyse kesinlikle o adamcağızın üstün gayretleri sonucu oldu. Ve okulundaki 29 öğrencinin 20 tanesi ilk 6-7 içerisindeki sıralamadaki okullara girdi öğrenciler. Ne kadar şunu yani, o zaman başarı, şöyle hep ondan başarı kaynaklı. Şöyle bir yani. Şey yapalım istiyoruz o zaman biz Ceyhun Bey. Şimdi bu Alo 147 Bimer Cimer şikayet hatları var ya. Biz şimdi sendika olarak geçen bunun bir de övgü hattı kurulsun. Tabii bunu bu şekilde dönüştürebiliriz biz aslında. Alo 147'yi şikayet hattı değil de teşekkür hattına yani, dönüştürelim diye aslında biz basına da taşıdık bunu. Yani sizin çocuğunuzla o ilgilenen o müdür yardımcısı arkadaşa telefon atsanız, deseniz ki Alo 147'ye falanca okuldaki müdür yardımcısı arkadaşımızın benim öğrencimle ilgi ve alakasından dolayı bu çocuk işte derslerinde başarılı bir öğrenci haline geldi. Ben teşekkür ediyorum dediğiniz an o gerçekten o okula ulaşıyor. Yani biz şikayet değil de artık teşekkürü artıralım istiyoruz. Yani marifet iltifata tabidir tabii, gerçekten. Mutlaka, yani tabii mutlaka ki. Eğer çalışan arkadaşlar, teşekkürü hak eden arkadaşlara, velilerimiz teşekkür ettiği zaman inanır mısınız çok daha memnun olacak. Performansını o da artıracak yani. Devamlı şikayet, devamlı şikayet, devamlı şikayet olunca insanın morali de bozuluyor. Gerçekten yapacağı bir takım şeylerin de yapmamaya safsaklıyor. Ama rutine indirecek. Yani gerçekten teşekkür edilirse dediğimiz gibi performansını biraz daha yükseltmeye çalışıyor. Onun için ben buradan tekrar velilerimize sesleniyorum. Gerçekten çocuğunuza güzel davranan, yeni bir şey katan, çocuğunuza yeni bir şey katan öğretmeni, okuldaki sınıf öğretmeni veya branş öğretmeni, işte ortaokuldaysa matematiktir, fen bilgisidir, edebiyattır, din kültürüdür, beden eğitimidir. Hangi derse giriyorsa, o dersten dolayı çocuk bir başarıyı yakalamışsa, ya bir de bu Alo 147'yi teşekkür hattı olarak kullanalım, teşekkür edelim, öğretmeni onura edelim. Hangi aynı zamanda idareciyi de onura edelim. Yani okul müdür ve müdür yardımcısına da bunun yanında teşekkür edelim. İnanır mısınız? Değişecek ya. Hem okul değişecek, hem çocuk değişecek, tabii ki hem ya. De başarı da artacak yani. Bunu denemek lazım diyorum ben. Biraz daha iyimser bakmak lazım, hoşgörülü olmak lazım. Sevgili izleyiciler, bizim dinimiz de zaten bunu emrediyor. Hep böyle insanların açığını arayacak olursanız, ararsanız illaki bulursunuz. Hiç kimse mükemmel değildir. Yani bunu kendi çocuğunuza da yapsanız, eşinize de, komşunuza da, kardeşinize de ve kendinize de sürekli açık arama psikolojisiyle hareket ederseniz illaki bir takım açıklarını bulursunuz. Yani. İnsanız, beşeriz, şaşıyoruz, hatalarımız var, kusurlarımız var. Önemli olan onları
görmezden gelerek, onları düzeltme yoluna giderek, hoşgörü yoluna giderek hem dinimizin gereklerini yerine getirip hem de insanları kazanmak lazım. İnsan harcamak çok kolay. Hele bizim ülkemizde çok kolay. Çok kolay. Önemli olan rehabilite edip kazanmak. Bu performans değerlendirmeleri de öğretmenlerin bu kapsamda da işleyebiliriz. Yani öğretmenlerin yeni şeyle kanunla öğretmenlerin veli ve öğrenci tarafından not evet. verilerek performansının değerlendirilmesine yönelik bir uygulama kondu. Sanki öğretmeni alanda itibarsızlaştırmak için gerek yetkililerin, gerek velilerin, gerek öğrencilerin işbirliği yapmış gibi bir... Çok özel bir yani, çalışma olmuş değil mi? Vallahi Ceyhun Bey sanki üst üste geliyor şimdi. Şimdi performans değerlendirmesi sistemi bu öğretmenlik stratejik belgesi yayınladı bakanlık. Orada evet. Bunu işte öğretmene öğrenci not verecek, öğretmene veli not verecek. Öğretmenler birbirlerini değerlendirecekler. Öğretmenlerden birbirini değerlendirecekler. Birbirini değerlendirecekler. İdareciler değil öğretmenler. İdareciler de dur geliyorum oraya da geliyorum. Zümre öğretmeni değerlendirecek. Mesela biz diyelim ki din kültürü öğretmeniyim ben. Okulda kaç tane din kültürü öğretmeni var? 3 tane. Birbirimizi değerlendireceğiz zümre öğretmeni olarak. Aynı sınıfa giren öğretmenler birbirlerini değerlendirecek. Okul müdürü değerlendirecek. Veli değerlendirecek. İnsanlar değerlendirecek. Öğrenci ne zaman ders anlatacaklar? Öğrenci değerlendirecek. Ha bu biliyorsunuz birinci dönem Kayseri'de pilot iller arasındaydı. 12 okulda uygulandı. Genel merkezimiz buna bunu böyle bir şey olamayacağını tepki koydu. Genel başkan yardımcılarımız Eğitim Bir Sen Genel Merkezi tabii. O dönem il divanları yapılıyordu. Genel başkan yardımcılarımız gittikleri her ilde şubelerde bu sorunla karşılaştılar. Hani ben okul gezmesine gidiyorum ya Ceyhun Bey, inanır mısınız öğretmenler odasına girdiğim an ilk soru bu. Tekrar geldi ya 2-3 gün önce bu. Tekrar gene. Ne oldu? Performans değerlendirmesi. Şimdi KİK kararları var. Kamu İdare Kurulu kararları var. Evet. Bir yetkili sendikayla Nisan'da, bir de Ekim ayında bakanlık yetkilileri ve Eğitim Bir Sen yetkilileri otururlar. Bir takım önerilerde bulunurlar. Bir takım şeyler imza altına alınır. 2017 KİK kararlarında, Kamu İdare Kurulu kararlarında bakanlık yetkilileriyle biz görüştük. Bunun alanda öğretmeni itibarsızlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını, sınıfta öğretmenin otoritesini yok etmekten başka bir işe yaramayacağını, gerçekten öyle. Şimdi çocuk defter getirmiyor, kalem getirmiyor, ödevini yapmıyor. Oğlum niye kitabın yok, niye defterin yok, niye ödevini yapmadın? Ne diyor biliyor musunuz? Öğretmenim biz size ne zaman not vermeye başlayacağız diye soruyor. Çocuk aynen bunu diyor. Çocuk aynen bunu, biz size ne zaman not vereceğiz? Biz size bak öğretmenim diyor sana 49 veririm diyor ha. Ya böyle bir şey olur mu? Bu nedir? Bu öğretmeni gerçekten alanda itibarsızlaştırmak, sınıfta itibarsızlaştırmak, sınıfta disiplini bozmak. Onun için 2017 Ekim ayında çıkan sonuçların bir yaptığı bakan yok yok mu? Bakanlık geri çekmişti. Tamam yapmayacağız bunu demişti. Tekrar 3 gün önce bir daha koydu. 3 gün önce bir daha şimdi taslak yayınladı. Tekrar öğretmenler huzursuz. Okullara gidiyoruz. Öğretmenler odasına dediğim gibi hemen diyorlar ki biz de şimdi yetkili sendikayız. Biraz da iktidarla yakınlığımız bilindiği için yani toplumsal konularda söylemlerimiz örtüşüyor. Bilindiği için hemen diyorlar ki performans değerlendirmesiyle ilgili düşüncemiz. Ya performans konusu değerlendirmesiyle ilgili düşüncemiz böyle olmaz. Ha ne, öz eleştiri de yapmak lazım. Şunu da diyorum ben. Çalışanla çalışmayanı da ayırt etmek lazım. Şimdi bu örnek çok güzel. Veli geliyor. Diyor ki A okuluna benim çocuğumu yazdır. Yazdıralım. İşte adrese dayalı, adres taşıyor, bir şeyler yapılıyor. Ama diyor ki A okulundaki A öğretmenine benim çocuğumu yazdır. Bir de öğretmen yazdır. Tabii. Niye? Çalışıyor. 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 Gerçekten çalışıyor. Çoğu çalışıyor öğretmen arkadaşlarımızın. Yani çoğu çalışıyor. Şimdi okullarda en zor nöbet yeri neresidir? Bahçedir. 5 dakika çocuk bahçeye inecek, geri çıkacak. Siz orada ne olmanız lazım? Bahçede olmanız lazım. Orada sükuneti, güvenliği sağlamanız için. Okul müdürleri ne yaparlar biliyor musunuz Ceyhun Bey? Okuldaki en iyi nöbet tutan arkadaşı bahçeye yazarlar. Her sene bahçeye yazarlar. Görevine değişmez sadık olan. Değişmez, evet. Bu değişmez. Peki, diyorum ki ya biz bu öğretmenin, bu çalışkan öğretmeni, görevini yapan öğretmenin
Ödüllendiriyor muyuz, cezalandırıyor muyuz? Biz bana göre cezalandırıyoruz. Yani. O zaman çalışanla çalışmayanı ayırt etmemiz lazım. Doğrudur ama bu şekilde değil. Öğrenci not verecek, veli not verecek, bilmem biz birbirimize not vereceğiz. İçerideki öğretmenler odasındaki iş barışını da bozar. Birbirimize not vermemiz. Oturur yetkililer, sendika yetkilileri çağrılır, uzmanlar çağrılır, uzlaşı sağlanır. Bir de biz çok ideolojik bakıyoruz olaylara. Yani gerçekten bu arkadaşın düşüncesi benden mi değil mi? Bendense notu yüksek verelim. Benden değilse düşük. Bunları da bir kenara. Çalışmasına, background'una, yani bunları da bir kenara. Birikiminden ziyade. Yani kesinlikle bunları da bir kenara. Bana ne kadar yakın, ne kadar samimi uzak olmamız lazım. Bunları da bir kenara bırakıp çalışanla çalışmayanı ayırmak yani doğrudur. Gerekir ama şu haliyle bu performans değerlendirmesini eğitim bir sene olarak bizim kabul etmemiz mümkün değil. Zaten genel merkezimiz bununla ilgili de tekrar açıklama yaptı. Gerekirse de eylem kararı alırız açıklamasında bulundu. Yani bakanlık yetkililerine ben buradan tekrar eğer izliyorlarsa sesleniyorum. Lütfen öğretmeni alanda üzen, öğretmenin sınıfta otoritesini bozan böyle bir performans değerlendirmesinden vazgeçsinler, ısıtıp getirmesinler. Yani teorik olarak uygulama faydalı olabilecek bakış açımız var ama uygulamada, yani dediğimiz gibi yılda bir kere bile okula uğramayan veli tanımayan, gidip gelmeyen, görmeyen, konuşmayan, çocuğuyla ilgilenmeyen, çocuğunun başarısını, gidişatını takip etmeyen, ki hepimiz yani nereden baksanız %50, %40 ilgileniyorsa %60 oranda yani ilgisiz velilerden oluşuyoruz. Yani böyle bir durumda bu gerçekten öğretmenler için haksız bir uygulama. Ha bunun yanında evet, kendini yenilemeyen, okuldan mezun olduğunun üzerine hiç bilgi koymamış vesaire böyle öğretmenlerin de olmadığını söyleyemeyiz. Ama bunu uzmanlar karar versin. İşin uzmanları, yine eğitim camiasının kendi içinden ölçme değerlendirmesini bilen insanlar onun değerlendirmesini yapsın. Bunlar için müfettişler vardı eskiden yani. Müfettişler görevlendirilsin, uzmanlar yetiştirilsin. Onların hizmetçi kurslarına alınır arkadaşlarımız mutlak onu surette. Onu değerlendirmesi uzmanlar yani, yapsın. Çalışan Ceyhun Bey, çalışan ödüllendirildiği zaman çalışmayan da mutlak surette çalışacaktır. Ama çalışan da çalışmayanı aynı tuttuğunuz için o da aynı, öbürü de aynı. Yani. Hem maddi olarak bir farkın olması lazım yani çalışanla. Tabii. Yani 657 sayılı devlet memurları kanununda çalışan her insan aynı maaşı almasın ya. Yani. Aynı maaşı almasın. Çalışan gerçekten üstün başarılı olan arkadaşlarımız farklı maaş alsınlar. Ha şimdi bu uzmanlık, kariyer uzmanlık şeyine de teşkil edecek diyor bu performans değerlendirmesi. 2006'da bir sınav yapıldı biliyorsunuz. Daha önce de bunu konuştuk biz. Evet. 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen yapıldı. Her yıl yapılacaktı. Henüz yapılmadı. Guya bu getirilen sistem ona da işte kaynaklık edecek falan deniliyor. Ama böyle olmaz yani. Böyle uzman olur. Öğretmenin maaşı diğerinden farklı mı? Ayda 180-190 lira şu anda fazla para alıyor. Bu da 11 yıl oldu. Epey bir para tutmuştur. Yani bence bu artık uzman öğretmen yani bu uzman öğretmenliğe de bir çözüm bulunması lazım. Yetkililerin buna bir çözüm bulmaları lazım yani. Ceyhun Bey yani. Evet Sayın Kalkan, rejiden işaret geliyor. Kısa bir reklam arasına gidelim dilerseniz. Tamam. Sohbetimize sonra sürdürelim. Sevgili izleyiciler, bu akşam Neşter programımızda Eğitim Bilsen Şube Başkanımız Sayın Aydın Kalkan Bey ile eğitim camiasına bir bakış attık ve neşterliyoruz. Sohbetimiz sürecek. Gözünüz bizde olsun efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, reklamlar geride bıraktık sevgili izleyiciler. Bu akşam Milli Eğitim Camiası'na göz atıyoruz. Zira eğitim camiası herkesin yolunun bir kez uğrayacağı, birkaç kez uğrayacağı bir camia. Çocuklarımızla, kendimizle başlıyoruz. Çocuklarımızla, torunlarımızla vesaire. Hep o camianın bir şekilde bir köşesindeyiz, içindeyiz. Ve konuğumuz Eğitim Bilsen Şube Başkanımız Sayın Aydın Kalkan. Kendisi de bir öğretmen, öğretmen kökenli Sayın Kalkan ve sohbetimizi sürdürüyoruz. 2019 yılında tekli öğretime geçilecek. Bu bakanlığın Türkiye genelindeki kararı. İlimizdeki okullar, ilimiz biraz gayretli bu konuda. Sayın İl Müdürümüz 2018'in sonuna kadar bütün okulları
ikili tekli öğretime geçmeyi hedefliyor ikili öğretimden. Uygulama başladı da mesela benim çocuklarım gitti okul, tekli öğretime geçti. Evet. Bu da tabii sorun derslik sayısı. Ne getirecek? Tekli öğretimin faydaları nelerdir? Yani bunun geçmesi bir iş katkı sağlayacak mı? İlimizdeki diğer derslik şey yıl sonuna kadar hallolabilir mi? Bu konudaki tabii ben, şeyiniz nedir? Kayseri bu konuda iyi gidiyor mu? Yani? Başbakanımızın biliyorsunuz bu 2019'da tüm Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiyle ilgili bir açıklaması olmuştu. Eğitimde esas olan tekli eğitimdir Ceyhun Bey. Şimdi kışın tabii sabah namazına kalkıyorsunuz. Sabah namazına giderken çocuklar okula gidiyorlar. Tabii yani karanlıkken saat gidiyor. 6 ezandan önce gidiyor. Yani 6.30'da çocuk okula gidiyor. Akşam 6.30'a kadar çıkıyor. Çocuk okulda. Yatsı da okulunca geliyorlar. Yani kesinlikle bu yanlış. 6-7 yaşındaki çocuğu düşünün. Yani uyuyacağı bir saatte kaldırıp okula gönderiyorsunuz. Bu yanlış. İnşallah. Tabii Kayseri'de bazı bölgeler, taşrada sıkıntı yok. İlçelerde, taşradaki ilçelerde ikili eğitim yapan okulumuz yok. Ben geziyorum oraları. Merkezde Belsin bölgesi, Eskişehir Bağları bölgesi, TOKİ ve İlden bölgesinde öğrencilerin yoğun olduğu mahalleler buralar. Buralarda sıkıntı olabilir. Geçen işte İldem çözdü herhalde. İldem'de çok bir derslik sorunu var. Geçen bakan da katılmıştı genel kurulda, başbakanın geldiği genel kurulda. 1464 dersliğe ihtiyaç var Kayseri'de şu anda bakanın söylemine göre. Yani Kayseri'de biliyorsunuz zengin iş adamlarından Allah razı olsun hayırseverler. Hayırseverler camiası ilgisi çok büyük. Kesinlikle olacak. Yani Kayseri'de hayırseverlerimiz bir şekilde elini taşın altına koyarlarsa bu iş çözülür Ceyhun Bey. Tabii devletin de mutlak surette madem 2019'da tekli eğitime geçiş kararı varsa, bu kararı eğer uygulayacaksa devlet de mutlaka ne yapacaktır? Katkı sunacaktır ve hayırseverlerimiz de bu derslik sayısı yapılır düşüncesindeyim ben. Herhalde 2019'da Kayseri'de tekli eğitime geçilir. Geçilmese de belki işte dediğim o saydığım çok az bir yerde belki bu şey yapabilir, aksayabilir. Ama dediğim gibi tekli eğitiminde şu sıkıntısı var. Bazı illerimizde pilot olarak deneniyor. Öğle arası bir sıkıntı var orada. Öğle arasında 40-45 çocuğu çıkardığınız zaman çocuk, gerçi şimdi mahalle mektebi diyoruz artık. Mahallesinde okumaya başladığı zaman çocuklar icabında öğle yemeği için evine gelebilir. Şu anda bu evine gelme imkanı var mı? Yok. Niye? Çocuk evi İldem'de puanından dolayı Belsin'deki okula geliyor. Esenyurt'ta işte. Erkilet'ten Talas'a, Talas'tan Erkilet'e taşınıyor. Bu imkan yok. Ama mahalle mektebindeki kayıt önümüzdeki süreçte yeni sistemde böyle olunca biraz daha rahatlar mı? Ama Osmaniye'de, Balıkesir'de birkaç ilde şöyle bir uygulama yapıyor valiler. Sabahleyin 9'da başlayacaksa 8'de başlıyor. Öğlene kadar dersler bitiriliyor. Gidiyor. Öğleden sonra etkinlik yapacak çocuklar. Etkinlik yapacak çocuklar kalıyor. Herkes kalmıyor. Herkes kalmıyor. Yani bu çok daha kolay gibi gözüküyor. Ama bakanlık yetkilileri bu konuda ne düşünürler? Ne yaparlar? Uzmanlar bu konuda nasıl bir karar verirler? Tekli eğitimin tek sıkıntısı o öğle arasında çocuğun kontrolünü sağlamak. Okul idaresinin idarecilerimiz onu düşünüyorlar kara kara. Ne yapacağız? Bu çocuğu dışarı salsak olmaz. Dışarı salmadığımız zaman içeride ne yapacağız? Yemek ihtiyacını nasıl karşılayacak? Gibi veli de bazen diyor ki çocuğuma karışma. Çocuğum öğle arası dışarı çıksın diyen velilerle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı olacak. Böyle bir sıkıntının dışında esas eğitim tekli eğitimdir. Çünkü ikili eğitimde inanır mısınız çocuk teneffüse çıkıyor. Yukarıdan aşağı ininceye kadar tekrar zil çalıyor. Bu çocuğun ihtiyacı var. Lavabo ihtiyacı var, şu ihtiyacı var, bu ihtiyacı var. Yani kesinlikle. Aynı zamanda sabahçı öğlenci okullarımızda Ceyhun Bey okulları geziyoruz. Sabahçılar giriyor, çıkıyorlar. Öğrenciler okula giriyorlar. Yani
Arada sınıflar havalandırılamıyor. Sınıflar temizliği yapılamıyor. Sabahçılar çıkıyor 40-50 kişi aynı sınıfta. 25-30 kişi en azından o sınıfı terk ediyor. Doğru. Tekrar 25-30 kişi oraya girecek. Yani temizlik, hijyen de, hijyen bakımından da sıkıntı var. Tekli eğitim çok daha güzel. Esas olan, pedagojik olan da tekli eğitim. İnşallah bu dediğimiz gibi öğle arası tatiline de bir çözüm bulunur. Ve 2019'dan itibaren hem idarecilerimiz de rahatlar. Yani idareci 6.30'da okula gidiyor, 7-7.30'da eve geliyor. Gel. İkili eğitim yapan okullarımızın idarecileri gerçekten sabahleyin namazla gidiyorlar. Yatsı ezanından sonra okula geliyorlar. O gerçekten öyle. Şimdi biz büyük kızımla yaşıyoruz. Dediğimiz gibi İldem'den kalkıyor, Esenurt'a gidiyor okula. Serviste gidip geliyor ama tabii aklınız kalıyor. Mesafe çok uzun. Evet. Öğle arası göremiyorsunuz. İlk yıl çok endişeliydik. Ben hep böyle saat 12 oldum mu sürekli arıyorum. Sürekli okul içinde de telefon kullanmasına da çok müsaade edilmiyordu o dönemde. Ne yaptı, ne etti, dışarı mı çıktı bilmediğimiz bir semt. Ya doğrudur. Yani bilmediğimiz bir semt. Dışarı mı çıktı, okulda mı, ne yapıyor, yemek yedi mi, yiyebildi mi, yiyemedi mi? Ne yapıyor, ne ediyor? Hele kız çocuğu olunca çok biraz daha veriler endişeleniyor tabii. Ama işte tabii atlatıyorsunuz, alışıyorsunuz. İkili öğretim bence de güzel. Tekli öğretim. Çünkü zaman kalıyor dediğiniz gibi. Şimdi küçüklerin orta 6 ve 8. sınıfa gidenlere bu dönem başladı ikili öğretim. Mesela kızım sabah, öteki kızım sabahın 6.30'unda gidiyordu. Hemen ders başlıyordu 7 gibi. Şimdi 8'den çıkıyorlar rahat rahat. 8.30'da ders, öğle arası geliyorlar. Yani. Hem bir hava alıyorlar ev yakın. Sonra gidiyorlar. Sonra da 3'te 3.30 gibi de geri çıkıyorlar. Onlar da keyifliler, mutlular. Tabii. Yani etkinliklere İkisi birlikte gidip gelme şansını yakaladılar. Etkinliklere işte. De zaman kalıyor. Kalıyor. Mahalledeki okula gidiyor değil mi? Evet, mahalledeki okula. Yani gidiyor. Bence bu hani eleştirildi bu. İşte mahalledeki okullar eleştirildi ama bu sistem işte, ya biz hep mahalledeki okullarda okuduk. Bizim zamanımızda öyleydi. Yani biz tekli değildi. Bizde de sabahçı öğlenci durumu vardı ama yani hiçbir şehrin öbür tarafından kalkıp da öbür tarafına giden insan görme. Okula, evine en yakın neyse adrese göre işte oraya gidiyordun ya da istediğin bir okula. O zamanlar tabii şehir bu kadar büyük değildi ama yani akıl kârı değil işte İldem'den kalkıp Belsin'e okula gitmek. Bir de şöyle yani, Ceyhun Bey, çocuk kendi mahallesindeki okula giderse mahalledekiler ya beni tanır, yanlışı yapmaktan da çekinir. Herkes yani, tabii birbirinin çocuğunu tanıyor, komşuluk için, şeyi var, bilmem neleri var. Kalkıyor oradan, İldem'den kalkıyor Esenyurt'a geldiği zaman çocuk diyor ki beni kimse burada tanımıyor, havasına da giriyor yani. Onun için inşallah önümüzdeki süreçte tabii. Bir de kıyafet serbestisi falan çıktı biliyorsunuz. Evet. Şimdi artık birçok okullarda velinin şeyine bırakılıyor güya. Bir okul forması, okul kıyafeti alışkanlığı yok. Serbest kıyafet gidiyor. İşte o mahallenin çocuğu mu, kimdir, bu öğrenci mi değil mi onu da bilen yok. Emniyet de o konuda çok sık uyarıyor. Bunu da diletelim. O çocuklar için hep serbest kıyafet dilekçesi veren sevgili veliler. Bakın emniyet bu konuda çok uyarıyor. Ya en azından üzerinde bir okul kıyafeti olursa çocuğun öğrenci olduğunu biliriz diyorlar. İşte orada parkta 3-5 kişi oturuyor. Öğrenci mi değil mi? Başlarına bir şey mi gelir? Bir tehlike mi var? Özellikle kız öğrenciler için bu tür tehlikeler var. Yani öyle hep rastgele çocuğunuzun şeyine şey yapıp da inanıp da serbest kıyafet şeyini işaretlemeyin. Serbest kıyafeti üniversitede giysin, büyüyünce girsin, bir okul kıyafeti olsun. Öğrencinin bir okul kıyafeti olur, bir forması olur, bir okulun aidiyet duygusu geliştirecek bir ibaresi olur. Bilmiyorum bu konuda sizin düşünceniz evet. Ama ben veli olarak o konuda muzdaribiz. Biz, yani. Tabii biz biliyorsunuz bu 2013'te genel merkezimizin kamuda çalışanlarla ilgili bir serbest kıyafet eylemi başlattık biz. Yani kravat takmak zorunlu olmaktan çıkarılsın diye. Öğrenciler için de mi? Ve biz öğretmen kamuda çalışanlar için. Kamuda çalışanlar için. Öğrenciler için de biliyorsunuz bu işte başörtüsünün yasak olmasından dolayı eğer bir öğrenci ergenlik çağına gelmiş 8. sınıfta, lise 1. sınıfta okuyan öğrencilerimiz de biliyorsunuz Allah-u Teala'nın emirleri onlar için de geçerli. Ergenlik çağına gelen her Müslüman, kendini Müslüman olarak kabul eden insanlar için. O zaman biliyorsunuz baş örtüsüyle gitmek isteyen çocuklarımız vardı okullarına. Baş örtüsüyle gitmek yasaktı o dönem biliyorsunuz aynı şekilde. Yine orada da biz öğrenciler için de
serbest kıyafet olsun istedik ve destekledik biz bunu. Ve şu anda artık okullarda biliyorsunuz başörtüsüyle okullara gidiliyor. Ha, dediğiniz gibi ben o öğretmenler için de bunu konuşurken şöyle diyorum. Arkadaşlar, serbest kıyafet eylemimiz devam ediyor ama biz rol model insanız. Yani lütfen abartmayalım. Abartmayalım. Yani veli geldiğinde sizin öğretmen olduğunuzu bilsin. Öğrenci sizin öğretmen olduğunuzu bilsin. Böyle bir kıyafetle git. Ben okul gezmelerine böyle gidiyorum. Kravat takmıyorum ama ben 2013'ten beri böyle takım elbise ve gömlekle gidiyorum. Yani gömlek, kazak giyebilirim ama ben kazak giymiyorum ya. Bunu bu şekilde tercih ediyorum. Ben buradan arkadaşlarımıza, bizim üyelerimize ben tekrar çağrı yapıyorum. Her öğretmenler odasında da bunu gündeme getiriyorum. Arkadaşlar, siz rol model insansınız. Lütfen, lütfen öğretmene yakışır bir şekilde okula gidin. Serbest kıyafet eylemimiz devam ediyor ama bu şekilde yırtık kotla falan lütfen okula gelmeyin. Çocuklara kötü örnek olmayın diyorum ben. Çocuklarda da o dediğiniz gibi gerçekten formadır, şudur, budur. Bir okul sadece, kıyafeti olmalı hocam. Sadece ya. Bir biliyorsunuz o zaman ne yapılıyordu? Kız çocuklar bir önlük giyiyorlardı. Onun dışında başörtüsü takmak falan yasak olduğundan dolayı biz serbest kıyafet onlara da olsun dedik. Desteklemiştik o dönem, desteklemiştik. Tabii böyle sıkıntılar varsa, okul, aile birliği, idare bir araya gelir, bir şekilde bir çözüm bulunur diyorum ben. Yani tabii güvenlik açısından önemli. Yani yine başörtüsünü kullanmak isteyen kullansın, o anlamda vesaire bir sıkıntı getirmemeli ama bir okul kıyafetinin olması, yani bu her bütün okullarda tek tip siyah önlük olacak, lacivert forma olacak. Ondan o olmasını istiyoruz biz. Değil yani. Ama işte her okulun kendine ait farklı. Evet. Tişört olur, başka şey olur, bir şekilde bir okul kıyafeti olmasında yarar var. Öğrenci olduğunu anlatacak, simgeleyecek. Emniyet de böyle düşünüyor çünkü bu anlamda da sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ve bunlara da dikkat etmek lazım ama öncelikle veli olarak, birey olarak bizlerin bu sorumluluğu alması lazım. Önce çocuklarımıza bunu anlatmamız lazım. Okul kıyafeti öğrencinin kendine has, saç tuvaleti olacak sen kendine has, evet serbest bırakıldı diye kendilerimizi soytarıya çevirmenin de bir manası yok. Dediğiniz gibi ya henüz daha öğrenciyiz, öğrenci olmanın gereklerini yerine getirmek lazım. Süreyi yavaş yavaş eritiyoruz Sayın Başkanım. Hemen bu sizin bir projeniz var yurt genelinde. Eğitimsel olarak başladınız. Ondan biraz bahsedelim istiyorum. Bir bilenle bilge nesil diye bir proje başlatmıştı Eğitimsel Türkiye genelinde. Kayseri'de de devam ediyor mu? Teşekkür ederim. Bu kitap okumaya, özendirmeye yönelik bir şeydi. Teşekkür nasıl ederim. Gidiyor? Teşekkür ederim Ceyhun Bey. Orta öğretimde okuyan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını elde etmeleri için başlatılmış bir proje. Genç memur senimiz üzerinden yürütüyoruz. Bizim gençlik kollarımız var. Genç memur sen. Okullarımızı tespit ediyoruz. Şu anda Kayseri'de yeni bir proje. Tüm illerde bunu uyguluyoruz. 81 ilde uyguluyoruz. Bir tane rehber öğretmen, formatör öğretmen dediğimiz bir arkadaşımız. Okumayı seven, öğretmenlerimizin hepsi okumayı sever ama böyle öğrencilerle ilgilenecek, okumayı seven bir arkadaşımızı belirliyoruz. O arkadaşımıza diyoruz ki, 9. sınıf veya 10. sınıf olursa hani devam edecek ya, 12'den başlarsan mezun olacak. Seneye bir daha öğrenci bulacaksın. 9. sınıf veya 10. sınıf öğrencilerinden 10 tane öğrenciyi tespit ediyor. O 10 öğrenciye 1. dönem, okulların açıldığı ilk dönem 3 tane kitap, 2. dönemde 3 tane kitap, 6 kitap. Kitapları biz temin ediyoruz. Öğretmenimize de aynı kitabı veriyoruz. Öğrencilere de bir kitap veriyoruz. Süreyi belirliyoruz. 15-20 günde bir kitap okunuyor tüm öğrenciler tarafından. Evet. Kayseri'de 20 okulda bunu gerçekleştiriyoruz. Taşra'daki Develi'dir, Yahyalı'dır, Pınarbaşı'dır, Yeşilhisar'dır. Liselerde değil mi? Liselerde. Evet, orta öğretim liselerde. Bu proje liselerde uygulanıyor. Yönerge o şekilde, genel merkezin yönergesi. 20 okulda 10'ar öğrenciden 200 öğrenciye ulaşıyoruz şu anda. Evet. Öğretmen arkadaşlardan Allah razı olsun. Herhangi bir maddi katkısı yok. Öğretmenlere ücret falan vermiyoruz burada. Gönüllülük esas. Kitapları biz temin ediyoruz. Öğretmenlerimize ulaştırıyoruz. Öğretmenimiz çocuklara dağıtıyor. Çocuklar onu bitiriyorlar, okuyorlar. O birinci kitap okunduktan sonra çocuklar o kitapla ilgili bir kompozisyon yazıyorlar. 10 tane kompozisyonu değerlendiriyor öğretmenimiz, okuldaki formatör öğretmenimiz. Bize
İlk üçü gönderiyor. Kendisinin belirlemiş olduğu ilk üçü bize gönderiyor. Biz de o okullardan gelen ilk üçleri komisyonumuz var. Komisyonumuz değerlendiriyor. Kayseri'deki diyelim ki A kitabının ilk üçü belirlendi. Sene sonunda inşallah okullar kapanmasının son haftası tüm öğretmenler, bu formatör öğretmenimiz, 20 tane öğretmenimiz, 200 tane öğrencimiz, bu 200 tane öğrencimizin aileleriyle birlikte bir yerde de ödül töreni yapacağız. Bu çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Evet. Böyle bir güzel bir proje bu. Gerçekten bu proje tabii inşallah önümüzdeki yıllarda daha da artırarak bu sene 20 ise seneye 30, daha sonra 40 yani ne kadar artarak, çok genç bu işten faydalandı, ne kadar çok insan kitap okudu, o kadar faydalı. O kadar bizim için de onlar önemli. Onlar da diğer için arkadaşlarına o rol model olup örnek teşkil edecektir. Bizim için de önemli. Kesinlikle kitapları alıyoruz, veriyoruz. Kitaplar da çocuklarımızda kalıyorlar. Geri toplamayacağız kitaplarımızda. Böyle bir güzel bir uygulama. Yani kitap okutmak, gençlere kitap okuma alışkanlığı verebilmek adına gerçekten ne yapılsa kârdır. Zira az okuyan, çok konuşan, çok televizyon seyreden bir ülke olduk. Bir de işin içerisine bu teknolojinin şeyle telefonlar vesaire şeyler girdi. İyice çocuklar raydan çıkmak üzere, herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Son olarak süreyi doldurduk, uyarılar da geliyor Sayın Başkanım. Bu TEOG olay kalktı, yeni bir sınav var. İşte mahallede okuyacaklar, nasıl tabir ediliyor bilmiyorum ama artık çocuklar kendi semtinde okuyacağı yeni bir sistem geldi vesaire. Bu ne getirdi, ne oldu, ne olacak? Özellikle işte ortaokuldan, orta öğretimde, ilkokuldan liseye geçişti, ilk öğretimden orta şimdi şöyle geçişti. Bir bunu şey olarak, sendik olarak destekliyor musunuz, eksiği fazlası eksiklerini nedir? Zaten daha önce konuşmuştuk sizinle. Eksikleri biz işte bu 60'tı soru sayısı, 90'a çıktı. 6-7'lerden soru sorulacaktı. Olmaz dedik. 8. sınıftan soru sorulacak Ceyhun Bey. Şimdi sınavla öğrenci alan okullar sınavsız adrese dayalı öğrenci alacak okullar diye ayrıldı biliyorsunuz okullarımız. Evet. Ha orada biraz yükseltilebilir, %10 şu anda. %10 olunca Kayseri'de sanki böyle Nuh Mehmet Küçükçalık dediğimiz böyle işte Anadolu liselerinde geçen bir şey yayınlandı. Nuh Mehmet Küçükçalık 14. sırada mesela. Türkiye'deki Anadolu liseleri arasında. Sanki bu Nuh Mehmet Küçükçalık, Sami Yangın gibi şu anda gözde olan okullarımızın da sınavla öğrenci alacak okullar listesine giremeyecek gibi bir endişe var. Fen liseleri biliyorsunuz direkt giriyor. Sosyal bilimler liseleri direkt giriyor bu sınavla öğrenci alacak okulların içerisine. Proje okullarımız direkt sınavla öğrenci alacak. Kaç proje okulu var Kayseri'de? Kayseri'de inanır mısınız tam sayısını bilmiyorum ben ama. Ben bir İmam Hatip sesi duydum proje okulu olarak. Bir iki tane var. Bir de bu ilçelerde fen liseleri açıldı ya. Sıkıntı o aslında. Mesela Tomarza Fen Lisesi, Yeşilhisar Fen Lisesi, Yahyalı Fen Lisesi. Oralarda şey oldu şimdi. Sınavla öğrenci alacak okulların içerisinde. Kaldı ki baktığımız... Öyle mi? Tabii, ama onların ortalamaları çok düşük. İşte düşük ama Fen Lisesi. Şehir merkeziyle kıyasladığınız Fen Lisesi düşük olması hasebiyle şimdi onlar sınavla öğrenci alacak okullar listesinde. Ama maalesef Nuh Mehmet Küçükçalık'ın, Sami Yangın'ın, Sümer Fen Lisesi giriyor. Sema Yazar'ın, işte Bal Döktü'nün gibi okullarımızın sanki sınavla öğrenci alacak listesine giremeyecek bir pozisyon söz ama konusu. Ama açıklandı o. Tekrar yeni bir liste mi açıklanacak? Yok, açıklanmadı daha. Açıklanmadı mı? Yok. Hangi Anadolu Lisesi gireceği belli değil. Öğrenci sayısına baktığımız zaman sanki bir veya iki lise girebiliyor. Henüz açıklanmadı Ceyhun Bey. Yani dediğim gibi fen liseleri var. Sosyal bilimler liseleri var. Proje okulları hocam var. İlk 10 okulu ben hatırlıyorum, liste açıklandı diye biliyorum. Yok, o şey medyada bakanlık tarafından resmi bir şey yok. Şimdi ne olacak ben şunu söyleyeyim size. Sanki 3-4 yıl veliler mahalledeki okula değil de çocuğunu biraz başarılıysa özel okula yönlendirecek gibi geliyor bana. Bu tabii benim öngörüm. Ama daha sonra bu mahalleden, hadi biz de mahallede okuduk ya. Mahalledeki okullardan da başarılı öğrenciler, işte tıp kazananlar, mühendisliği kazananlar çıkmaya başladığı zaman normale dönecek süreç inşallah. Normale döndüğünde zaten de, mantıken baktığınızda
Yani mahalledeki okula atanan öğretmeni de Milli Eğitim rastgele atıyor. Diğer okullara atanan öğretmenler de rastgele atıyor. Oraların tek farkı oralar çok başarılı öğrencileri aldıkları için o başarıyı sağlıyorlar. Ya tabii Cevim Bey şimdi. O başarılar yani işte Nuh Mehmet Küçükçalık'ta okuyan öğrenciler Hakkı Altop Anadolu Lisesi oraya al, olursa oraya al, aynı başarıyı orası yakalayacak. Aynı. Değişen bir şey olmayacak. Aynı kesinlikle. Ama işte Hakkı Altop'un çevresindeki İldem'deki başarılı öğrenciler işte kalkıyor Çalık'a gidiyor, Baldökti'ye gidiyor, Sami Yangın'a gidiyor. Oraların başarısını yükseltiyor. Kesinlikle. O insanlar gelse Hakkı Altop'ta okusa Hakkı Altop'tan da üniversite kesinlikle öğrenciler kesinlikle çıkacak, yani değil mi? Dediğiniz gibi öğrencileri, o başarılı öğrencileri 4.95 ile not ortalaması olan öğrencileri alın. Diyelim ki en kötü okula, kötü okul demeyelim de. Yani puanı düşük o diyelim. Puanı düşük okula götürün. Oraya koyun çocukları. İnanın o okulun adı da başarılı okullar listesine girecek. Zaten gibi. Aslında normal olanı da o. Bizim zaman ya bir sınıfta çok çalışkan da olur, işte tıp kazanan da olur. Orta öğrenci de olacak, zayıf öğrenci çok de olacak. Çok zayıf öğrenci, evet. Okula gelmeye gitmeyen, o alışkanlığı olan öğrenci de olmayacak. Yani böyle bir karma olacak. Şimdi tek tip işte Anadolu Lisesi'ni alıyorsunuz. Ne şu şu puan aralığında hep aynı tip öğrenciler. Yani başarı oranları da aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı bilmem ne. Haliyle bir şey oluşmuyor. Bir kozmopolit bir yapı oluşmuyor. İşte öyle olunca işte düşük puanlı okulları da zaten herhalde orada görev yapan öğretmenlere de ben şey yapıyor. Vallahi yardımcı ama olsun. Bu şurada yani hemen şunu aklıma getirdi. Geçen yaşadığımız işte basın sosyal medyaya düşen bir konuya da değinmemiz lazım Ceyhun Bey. İşte o öğretmenin kravatıyla, kıyafetiyle dalga geçen öğrencinin yani. Daha sonra öğretmeni kaldırıp çöpünü oraya götürmesi. Biz 4+4+4'te şunu demiştik sendika olarak. Son 4 zorunlu olmaktan çıkarılsın. Okuyacak çocuklar okula gelsin. Gerçekten sınıfı eğer sosyal medyada takip ettiyseniz doldurulmuş, hiç okulla, öğrencilikle alakası olmayan insanlar öğretmenin önce kravatıyla, elbisesiyle dalga geçiyorlar. Ondan sonra öğretmeni kaldırıp çöpünü oraya götürüyor. İnanır mısınız? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani okuyacak insanlar okula gelsin, okumayacak insanlar da gitsinler. Nerede şey yapacaklarsa gerçekten öğretmen orada rencide oluyor öğretmenlerimiz. Yani bu sosyal medyaya yansıyan bir görüntü. Türkiye'de var mıdır böyle? Kesinlikle vardır, onu söyleyeyim ben size. Onun için son 4 yıl zorunlu olmaktan çıkarılsın. Ya açık liseye yönlendirilsin. Açık lisede bitirsin, okuyacaksa gitsin sanayide de işini görsün. Herkes okumak zorunda değil bu ülkede ya. Yani. Herkes okumak zorunda değil öğretmenler de. Hayır, zaten o zaman eğitim kalitesi de düşüyor. Yani. Bitirince ne oluyor? Yani bir ton şimdi lise mezunlarının ilkokul mezunuyla bir şey kalmadı. Hatta üniversite mezunlarının da öyle yani. İş bulmakta vesaire. Bir şey yok yani, yine insanların ekstra kariyer yapmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Yine o anlamda kendini yetiştiren, başarılı olanlar bir şeyler olabiliyor. Diğerleri de böyle işsizliğe katkı veren eğitimler olarak kalıyorlar. Bu da ayrı bir yaramız. İnşallah süreç içerisinde bunlar toparlanır, düzelir sevgili izleyiciler. Son olarak Ceyhun Bey bitiyorsa, biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Onu da geçmeyelim. Onu da geçmeyelim tabii. bizim Memur Sen olarak, İHA ile Memur Sen olarak Suriye'de savaşın 7. yılı. Zindanlarda işkence altında 417'si kız, çocuğu olmak üzere toplam 6736 tane kadın var. 417'si kız çocuğu. Suriye zindanlarında 6736 tane de kadın var. Memur Sen kadın komisyonlarımız ve 52 ülkeden kadınlar uluslararası vicdan konvoyu adıyla zindanlardaki kadınlara özgürlük için 6 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkıyorlar. Evet, bu İHA'nın da evet, İHA ve Memur Sen. Orada işte Sakarya, uğradıkları illerden katılımlar da oluyor. Hatay'a gelecekler. Reyhanlı'da bir basın açıklaması yapacaklar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle. Eğer içeri girebilirlerse içerideki o zindanlardaki kadınları ziyaret edebilirlerse ziyaret edecekler. Orada 8 Mart günü bir basın açıklaması yapıp vicdanlara seslenecekler. Kamuoyuna bilgi verecekler. Ben sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Memur Sen olarak bu kadınlarla ilgili de duyarlılığımızı ortaya koymak istedik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkan, Sayın Başkanım. İnşallah yeni bir sohbette yeniden görüşürüz.
Dediğimiz gibi eğitim camiasına herkesin yolu bir şekilde uğruyor ve sizinle de sık sık bu şekilde dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sizler de sağ olun. Evet, bu akşam da Sayın Aydın Kalkan'la Eğitim Birsen 1. Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi kendileri eğitim camiasına bir bakış attık. Sorunları, sizin de merak ettiğiniz, kafanızda soru işareti olan konuları gündeme taşıyıp sorular sormaya gayret ettik, sohbet etmeyi. Umuyoruz faydalı olmuşuzdur sevgili izleyiciler. Umuyoruz sizin de kafanızdaki soru işaretlerini giderme anlamında katkımız olmuştur. Haftaya yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.